Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsın? İyi diyelim iyi olalım. Kaç yaşındasın? 26. 26. Evet. Sen de annesin. Ben de anneyim. iki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Amin. Hepinizi. Hani şey diyoruz ya anne olunca anlarsın. Anne olunca yürek sızlıyor. İnsanın yüreği sızlıyor. Önce ilk çocuğum kardeşim. Onun Dur. da mı annesi olmak zorunda kaldım bu hayatta? Biraz. Kendi annem. Kendim oldum. Kardeşimin annesi. Evlatlarımın annesi. Ya kardeşim dokuz yaşında eşyalı hiçbir şey yok evde. Annem alıp hepsini götürmüş o kaçtığı adamın yanına. Dokuz tane montu var hiçbiri yok. Ne demek bu? Önümüzdeki haftada okullar açılıyor. E, onun için işte istedim aslında Kaydı bir an önce. Kaydı da yok. Aldıramıyorum. Velayet anne de anne ortada yok. Çok acı çocukların anne olduğu bir dünyada o kadar büyük sorumluluklar taşıyor ki o çocuklar demek ki anne olduğunuzda ya da yaşınız büyüdükçe hayat tecrübeniz artmıyor dünya görüşünüz artmıyor merhametiniz büyümüyor vicdanınız artmıyor bu duyguların bu sorumluluk duygusunun çok yaşla da ilgisi Yok, Çok... biraz sanırım yaratılışla ilgili bir de büyüdüğünüz aileyle. Gülcan Aksu e, Silivri'den katılıyor 26 yaşında. Kendisi söylediği gibi iki çocuk annesi. E, aslında burada e, olma asıl sebebi 9 yaşındaki kardeşinin bir an önce okula başlaması. E, anneniz Seyhan Güngör. Evet. Özgür Coşkun ismindeki biriyle kaçtığını iddia ediyorsunuz. Evet. İki aydır onun yanında. İki aydır onun yanında ama 4-5 senedir bir birlikteliği var. Babama anlatmaya çalıştım. Babamın kulağı duymadığı için görüyorsunuz. Kendi derdini de anlatamıyor. Hoş geldiniz. Şefik Bey, e, babanız. Evet. Seyhan Hanım'ın da e, eşi, resmi nikahlı eşi ama bir boşanma süreci de var evet. sanırım. Evet. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceksiniz. Bu e, anne ile babanın boşanma süreci, annenin aslında babayı hem... E, Zor işitmesiyle, e, biraz da algılamamasıyla ilgili bir yalan dolanlı aslında bir mahkeme Saf süreci. Saf gönüllülük diyelim biz. E, başlıyor, evet. onu da konuşacağız. Önce anneniz evden nasıl ayrıldı? Aynen. Yani bu süreç nasıl başladı? Bu Özgür Coşkun'un yanına niye gitti? Özgür Coşkun'un yanına niye gitti? Önce... Boşanma sürecini anlatayım. Benim babama sözde bir, yer, bir yerden miras düşecekmiş. Babamı bu şekilde kandırmış. Hı hı. Bir tane adam varmış. Hı hı. İşte demiş sana miras düşecek ama bize para lazım. Bir de boşanmamız lazım. Dul olman gör, gözükmen gerekiyor diye. Hı hı. E babam da hani para gelecek diye, miras düşecek diye baya bir miras anlatmış. İşte 8 tane araba, e, bu şeyler, fabrikalar iki tane, bir sürü hı hı. şeyler, yok tarlalar. E, gemiler, kayıklar, evler bu şekilde anlattığı için babam da kabul etmiş en azından hayatımız kurtulur diye çocuklarım var diye bana da söylemiyorlar sürpriz yaparız demişler. Hmm, yani bana diyor? Evet sürpriz yaparız söyleme hani uyanık olduğumu biliyor. E, babam da söylemiyor soruyoruz nereye gidiyor bu hanım sürekli evden gidiyor. Hı, hı. E, bir yere gitti işte hasta bakmaya işte gezmeye gitti soruyorum annemi nereye gitti gezmeye gittim yapıyor bana böyle. Hmm. Yani. O gezme ağlar. Gezme alır Nereye gittiğini biliyorum zaten. Hı hı. Yani kendim gözümle de gördüm birlikte olduklarını. Hotele götürüyorlar, kardeşimle birlikte aynı odada kalıyorlar. O çocuk o zaman birçok şeye de şahit olmuştu. Evet, her türlü gördü yani. Kardeşimi sünnet ettirmeye götürüyor adam. Babamın haberi yok, merdiven altı sünnet yerine. Hı hı. ...ablana babana söylersem... ...sünnet ettiririm bir daha seni diye. Bir daha kestiririm diye. Korkutuyorlar evet, yani. Evet ben istismardan da korkuyorum. Belki de kardeşime yaptı söyleyemiyor kardeşim. Yani e, çok önemli bir iddiada bulunuyorsun. Evet. Ve, e, e, eğer taraflar yerine bağlandığında... ...bu iddianda elbette soracağım. Annen ve e, birlikte olduğu adam... Ee, aslında bir yerde sünnet ettiriyorlar kardeşini. Sonra da şahit olduğum ve bizim ilişkimizi eğer söylersen bir daha sünnet ettiririz. Evet dövüyorlardı. Seni diyorlar. Şiddet de var. Kardeşimi sürekli dövmüşler. Kardeşim söylüyor. Hı -hı. Annemi de dövmüş. Annem iki kere gözüm mosmor gelmiş. Babam söyledi. Özgür Coşkun tarafından evet, şiddete Evet kalıyor. Ne oldu diye babam soruyor. Ayağım takıldı düştüm. Bir insan ayağa takılırsa burnu kırılır. Herhangi Gözü bir şikayeti var mı bu adamdan? Yok. Ama babam küfür etse babamı şikayet eder. Hemen uzaklaştırmaya evet. Atılıyor. Peki iki aydır, yani iki aydır bu adamın yanında ama bir iddiam var diyorsun ki bu ilişki aslında 4-5 yıldır var. 4-5 yıldır var. Ben daha önce söyledim. Annem bana diyor ki ben bu adamı seviyorum. Hı, -hı. Babam da bulamadıklarımı onda buluyorum diyor. Hı -hı. Ben de hani babamdır. İyi de kötü de olsa benim babam 20 sene önce asılı bulundu evin içinde. Asılı Esk derken? Boynundan asılı bulundu. Hı -hı. Arkadan darbe yemiş önce bir e, şeyle. Hı hı. Odun gibi bir şeyle vurmuşlar. Asılı bulundu. İpi de annem kesiyor. İpi Bunu annem kesiyor. Bunu babana yapanlar kim? Bunu babama yapana annemden şüpheleniyorum. Nasıl Çünkü yani? Çünkü neden? İpi kesiyor annem. İpler ortada yok. Makas yok. Hiçbir şey belirti yok. Hı hı. Babam orada bayılmış. Hani kan kusmuş gidene kadar. Zaten babam yoğun bakımda yattı. Yürüyemedi. Kulaklarını kaybetti. Bir kulağı hiç duymuyor. Eee. Hı hı. Bence babam gördü biriyle ilişkisini bunun. Daha öncesinde de vardı böyle şeyleri. Bu adamdan önce. Gördü, astılar. Astı, kendine astı süsü verdiler. Bulunmadı da e, avukat masraflarından da biz de hani ben o zaman 6 yaşındaydım. Babam da davadan geri çakılmak zorunda kaldı. Çünkü ortada kimin yaptığı da belli değil. Belli değil. Hatırlamıyor, hafızasını kaybetti. Beni bile tanımıyordu Esra Hanım. Ben gittim babamı hastanelerde gördüm. Kı kızım tanıyamadı. Konuşacak çok şey var. Yani babanın bugünkü bu halinde olmasının sebebi yine annen. Evet, yine Senin anne. o yönde. Evet. İki ay önce annen evi, yani evi nasıl terk etti? Babanla mı yaşıyordu iki ay öncesine ee, iki kadar? İki ay öncesine babamla yaşıyordu. Bizim bir düğünümüz vardı. Uçmakdere köyüne gittim ben. Uçmakdere köyünde düğünümüz vardı. orada kalmak zorunda kaldım. Babamın evinde kalamıyorum. Çünkü pislik götürüyor. Hı -hı. Hiçbir şekilde köpek bağlasanız durmaz. Çocuklarımı da sokamam. İki tane küçük çocuğum var. Hı -hı. Yani onda kalamadım. Anneannemle yan yana evleri Yan taraftaki evde kaldım tartışma çıkmış aralarında aralığa girmek istemedim çünkü biliyorum olayları sürekli tartışma çıkıyor ee, biri de işte şiddet mağduru diye annem için e, köyden bir yabancı geliyor diyor hani jandarmaya haber veriyor. Hı -hı. ...şiddet oluyor diye. Halbuki şiddet yok. Paralarım nereye gitti diye hesabını soruyor. Gelmiyor Hı -hı. hiçbir şey. Alınıyor alınıyor. Git, gelmiyor geri. O sırada yani babanız ya da başka bir şey... şiddette yani birbirlerine uygulamış da olabilirler. Evet olabiliyor tabii ki de. Esra Hanım. kaç senedir bu. Böyle. Mi? Sonra bu şikayetten sonra? Jandarma alıp götürdü. Bizi de alıp götürdü. Eşim yardımcı oldu. Götürdük. Babamla beraber gittik. Hı -hı. Karakola gitmedik. Önce hastaneye gittik. Hastanede de... ...annem şikayetçi olmadım ayağım takıldı düştü dedi. Ayağında bir darbe vardı... Ayağım takıldı düştü deyince şikayet olmadı. Hı hı. Ama annem nereye gitti? biridir oradan sonra gitti. Velayet annemde ama çocuk Şimdi bizde annen kaldı. Şimdi o gün zaten evden çıkıyor bir daha da geri dönmüyor Dönmedi. mu? Dönmedi. Seninle iletişim kurdu mu? Hayır. Yani kızım bak ben gidiyorum bu babanla zaten boşanma sürecimiz var. Ben bir daha bu adamla Söylemedi. aynı evde durmam. Ya da kızım sana geleyim demedi mi? Boşanma süreci ne olduğunu bir haberim yoktu benim. Yoktu. Gizlediler onları da gizlediler. Ha, sen onu da bilmiyorsun. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. bu Aynı evde kalacaklarmış. Darpula'yı, şimdi bunlar Haziran'da boşanıyorlar. Haziran'da, 20 Haziran'da annenle babam mahkemeye çıkıyor. Biz anlaşmalı boşanmak istiyorum diyorlar. Evet. Bu anlattığın olay ne zaman oluyor? Bu anlattığım olay Haziran'da oluyor. Sen ben görmedim, hiç bilmiyorum, haberim yok. Ben Silivri'de oturuyorum. Babamla Uçmakdere Köyü'nde oturuyor. Tamam, düğüne gittiğiniz tarih ne zaman? Düğüne gittiğimiz tarih Temmuz'un 23'ü. Yani Bir annem ve babam boşanmalarına evet. rağmen aynı evde yaşamaya evet. devam ediyorlar. Miras alacağız diye. Tamam. Ama aynı evde yaşayacak. Bir süre sonra nikah kıyacağız. İsviçre'ye gideceğiz. İsviçrede 600 milyar para gelecek. İşte babam da 8 tane araba gelecek, evler var, apartmanlar var, 2 tane fabrika var. Ben şunu öğrenmek istedim. Yani hileli bir şekilde boşanmak evet. istiyorlar. Evet. Ve boşanma mahkeme huzurunda söylemelerine rağmen birlikte aynı evi paylaşmaya devam evet. ediyorlar. Evet. Peki sonraki süreçte annen o gün hani jandarma eşliğinde ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmedi. Dönmüyor. Evet. Kardeşini sende mi bıraktı? Kardeşim yoksa giderken götürüp getirdi mi yere? Ben götür, e, geri getirtirdim. Kardeşimi hiç yanına almadı. istemedi. Para istedi benden. Ne istedi? Ne kadar? 150 TL para ver gideyim dedim. Git özgür versin sana dedim. Hayır, 150 TL'yi niçin istiyor sen? Onun yanına gitmek için istiyor. Onun yanına gitmek için istiyor. Kardeşine sen mi bak dedi. Hiçbir şey demedi istemedi de velayet ben de çocuklarımı alayım demedi. Sadece telefonunu istiyor Esra Hanım benden. Telefonumu ver telefonunu da vermedim. Sen sevmedim. şunu ya ben bu adamın yanında mutluyum bana e, beni arama beni sorma benimle ilgilenme mi diyor. Evet ben soruyorum ben babana zaten boşayacaktım dedi. Ben, Hı -hı. Bunları önceden söylüyor diyor ki ben babanı istemiyorum gideceğim ona yapacağım ben iyi biliyorum diyordu. Sürekli tehdit ediyordu bu şekilde beni. Şimdi bu arada bu Özgür Coşkun denilen kişi bu evli mi? Evli iki tane de çocuğu Emin var. Emin misin bundan? Eminim evli ve iki çocuğu evet. var. Ama şu anda annenle beraber mi yaşıyor? Beraber yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Hı hı. Ama onun yanında olduğunu, onunla birlikte olduğunu biliyorum. Biliyorsun. Şimdi anneannenin telefon hattında Remziye Hanım düşmüş. Tekrar ekip arkadaşlarımız bağlayacaklar. Köylerinde Bu iki falan. ay boyunca yani e, seninle hani 150 TL onu e, ya da kardeşini al demenin dışında herhangi bir iletişim yok. Yok. Seninle evet. herhangi bir yüz yüze görüşmesi. Yok. İken benim rahatımı bu babanı da bıraktım kurtuldum ondan demesi. Yok. Yok hiçbir şekilde hiçbir yok. Şey yok. Yani hangi şehirde ne yapar, ne eder, nasıl yaşar? Evet, bilmiyorum. Bir de kardeşim velayetini alıp da yanına alıp en azından bir düzen kursa kendine dese ki ben iyiyim kardeşin yanımda ama hiçbir şekilde yok. Kardeşim ben de okula gönderemiyorum, ikametki alamıyorum. Çocuğu hı hı. velayet onda, baba da bir şey yapamıyor. Peki bu özgür denilen kişiye ulaştın mı? Ulaşmak istemedim. Bana yakışmaz Esra Esra'nın konuşsam. Tehdit etti daha önce beni. Dedi senin başına her türlü hal getiririm. Özgür Bey'in e, dayısının e, kulübü varmış. Orada çalıştırıyorlarmış. Başka adamların hesaplarından kendi hesaplarına para aktarıyorlarmış. Para aktarımları da var. Hani kendi hesabına içirtip başka adamları alıyorlar. Mesela babamdan para alıyor. Avukata gideceğim 4 milyar para lazım Kim alıyor alıp, parayı? Annen anne, alıyor. Anne. Avşa'ya gezmeye gidiyorlar. Urfa'ya gezmeye gidiyorlar o paralarla. Yani babandan alınan paralarla Özgür ve Seyhan evet. Hanım yani anne. Bir 4 Hayatını geçiriyor hayatlarını. o süre yaşıyorlar. Evet. Seyhan ee, Seyhan Güngör nerede? Kızı burada. Ee, aslında kızının e, burada olmasının sebebi 9 yaşındaki çocuğu bir an önce okula başlatmak. Evet. Şefik Bey beni e, çok ya, iyi, duyabiliyor musunuz? Aa, ben sesini duymam. Ben karşılıklı tek, tek tek, tek olduğum için anlamam. Anlatmak ister misiniz? Karınız nasıl gitti? Ney Karınız nasıl gitti? Seyhan nasıl gitti? Anlamadım ya. Esra Hanım beni daha iyi anlıyor aslında. Tabii sen, Söylesen... sen söylersen. Karın nasıl gitti? Karın nasıl gitti? Boşanma nasıl oldu? Ben, yani, benim eşim mi? Heh, ya, nasıl gitti? Belirli nerede oldu? Belirli ki. Benim eşim demek isterim sana şimdi 35 hani hiçbir emekli olmak için kandırdı diye yaştan. O mesela bu 35 milyar para hiçbir 35 Sibel İsmi'ne bir adam öldüğü kişi o kişi tanımam. Oradan mesela şu an 35 milyarı alıp benim demek istediğim o 600 milyarı pay alacak oradan beni takat etti aldattı beni bu. Niyaki Eda diyerekten, Uçmaca Köyü'nde mahallede aynı diyerekten imza attırdı bana. Orada hani yarım evime evlenince hadi diyerekten beni kandırdı. Takat etti diye. Beni sırtımdan vurdu. Her konuda. Sırtımdan benim vurdu her başlı. konuda. Kaç parasını harcamış babanın bu süre içerisinde? Bir milyona yakın. Ha? Kaç senedir bir e milyona yakın baba? Yok. Bir milyona yakın. Bir milyona yakın Bu bir, bir milyona yakın para aslında. Evet. Bu boşanma sürecinde ve bu gelecek olan hani güya bir İsviçre'den bir miras kalacak evet. ya. Bunun için boşanmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde o evraklar gelir giderler için harcanan evet. para. Evet. Baban da buna inanıyor. Farklı ve... bir adamın fotoğrafını gösterip bu avukat diyormuş. Telefon açıyormuş. Duymadığı için de hani... E muhasebeciyle konuşuyorum, avukatla konuşuyorum. Sürekli telefonlar da diyor. Sürekli telefonlarda. Peki bu özgür denilen kişi ne iş yapar? Ne iş yapıyor? İş yaptığını sanmıyorum. Sürekli böyle kadın avında. Sürekli hani herhangi Siz bir işe çalıştığını mu? falan biliyor musun? Efendim? Siz Özgür Bey'le telefonla ya da yüz yüze hiç evet. görüştünüz mü? Evet, annem dedi ki bu adam hani dedim bu adamdan sana hayır gelmez. Bırak dedim. istersen dene dedi WhatsApp üzerinden mesaj attım adama. Neyi dene? Anlamadım. Hani başka birilerine asılacak mı diye. Ha bana ihanet ne? ediyor mu Evet anlamında Beni mı? Beni seviyor benden başka bir kadına gitmez diyor. Ben de dedim ver telefonunu dedim aldım numarasını Whatsapp'tan mesaj attım. Bu da benim e, Whatsapp'ta aklıma gelmedi kendi fotoğrafım vardı. Bir de Özgür Coşkun'a demiş ki benim kızım hamileyken öldü hayatta değil. Nasıl o da yani? Adama demiş ki benim kızım öldü hayatta değil. Alacak miraslarım var. İşte babasından alacağım miraslar var. Sürekli bir kadınlarla arayıp buna da söylüyormuş miras alacağım diye. Seninle ilgili niye öldü yalanını söylüyor? İşte onu bilmiyor. acındırmış bir de fotoğrafını vermiş adama, fotoğrafımı büyüttürmüş adam.